Selamlar, ben Semih. Bugün dünyada 108. sıradayız ve bugün peş peşe 4 tane maç yapacağız. Bakalım video sonunda dünyada kaçıncı olacağız? Çok özel maçlar bunlar ve senenin son kupa videosu. Buna özeldi arkadaşlar. Bu videoya 15.000 beğenirse çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, bol şans diyelim ve emojimizi atalım. Karşımızda Crazy Hulk var ve kupası bizden yüksek olduğu için yenersek bayağı bir kupa alacağız. Kullandığı destek Kraliyet Devi. Kraliyet Devi artık keşiş oynuyor. Şimdi size bu eşleşmede yapacağım planlamayı, stratejiyi anlatayım da siz de oyun parçası olun, ne yaptığımı görün diye söylüyorum. Evet, bir kat iksirde saldırmıyoruz çünkü mezarlığı zehirsiz atamam rakipte goblin olduğu için. Ve bu yüzden adam bir kat iksirde agresif oynarken ben defansif oynamak zorundayım. Hatta köprüden Kraliyet Devi gelebilir bu yüzden. Güzel. Sadece bir tane hasar yedik. Böyle devam etmemiz lazım. Bir de Kraliyet Devi'nin arkasına goblin atmasının sebebi Barbar Valim'i kullanmış olmam. Bu tarz detayları bilirseniz cidden çok zevk veriyor Clash Royale. Ki ben zaten stratejiler oldukça size anlatıyorum. Evet, adamın yaptığı strateji benim stratejimi doğruladı. Yani köprüden 1x'de Kraliyet Devi atıyor. Ve işin güzel tarafı, biz önde kapattık 1x'i. Normalde adamın önde kapatması lazımdı. Ve artık iki kat iksire geldiğimize göre bizim mezarlık zehirlerimiz yavaş yavaş başlayacak. Yavru ejderi tepeden dikmek zorundaydım. Şimdi şövalye atarsam bu sefer balıkçı ile çekecek. O yüzden küçük prensin özelliğini kullanmak zorundayım. Şimdi şövalye atabilirim. Önde koruyucu var çünkü. Hiç vurmasın. Bayağı bir kart toparlayacağız. Oo, çok yanlış bir alev topu. Bir de özellik bassak kazanabiliriz. Ah be, yetişmedi. Ama iksir çok az. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. İki kat iksir de öyle agresif oynamaması lazımdı. Yine savunma kurmaya devam ediyoruz. Bundan sonra çok agresif oynayamaz. Çünkü oynarsa bayağı bir kart toparlamış oluruz. Küçük prensimi sola atamıyorum. Keşiş yüzünden. Keşin arkasına Kraliyet Devi atacak. O yüzden Barbar Vali'yi arkaya doğru çekiyorum. Evet. Oo, balıkçının kuleye gitmesi çok garipti orada. Şaka maka, çok iyi oynamamıza rağmen gerideyiz. Bir saniye, çok agresif bir Kraliyet Devi'ydi. Adam çok yanlış atıyor Kraliyet Devi'lerini bazen. Evet, artık mezarlık artı zehir iksirimiz yetiyor. Hatta zehir atmama gerek bile yok aslında şu anda. Mezarlık çok iyi vurdu. Evet, kartları birikti. Şimdi güzel bir savunma yapmalıyız. Vali erken attım özellik basmasın diye. Hiç vurmasın. Yeni Kraliyet Devi atacak. Önden öldürmem lazım tanklarını. Mezarlıkla gireceğim. Şöyle bir zehir. Savunma kurmaya devam. Balıkçı atacak diye şövalye attım. Çok fena geliyoruz. İşte bu. Çok başarılı oynadık. İyi oyuncu diyelim. İlk maçımız galibiyet. Hadi ikinci maçımıza geçelim. Bak 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 bak. İyi oyundu mu? Neden? Bol şans. Acaba deminki adamın arkadaşı mı? Niye öyle emoji atıyor? Bu arada şarjım azalmış. X-Elci bu adam. X-Elci'ye karşı yapacağımız şey yine aynıdır arkadaşlar. Hasar almamak, aynı yöne oynamak ve kazanabileceğimizi umuyorum.
Sağ tarafta özellik basacağım çünkü şövalyesini kullandı. Evet, benimle beraber maça odaklanın arkadaşlar. Eğer iki kat ikisine kadar hasar almadan girebilirsek önümüz açık. Mezar taşı burada bana çok yardımcı olacak. Çünkü rakibin X'e yatmasını engelleyecek baya bir. O nasıl buzlu? Evet, bu arada bazı arkadaşlar sorabilir Semih, en son dünyada bilmem kaçıncıydık. Ne oldu da bu kadar 108'e kadar geledik? Bu arada 108 kötü değil. Aradan baya bir zaman geçti. Hatta kupa kasmama rağmen buradayız şu anda. Bu adam niye bravo dedi acaba? Ne kadar çok toksik varmış ya. Evet, bu emojiyi oyuna getirmeyeceklerdi galiba. Getirmemeleri lazım, baksana herkes kullanıyor. O ateş ruhunu bilerek yedim çünkü aynı tarafı oynamak istiyorum adamla. Bak, ırkçılık emojisi atıyor bir de. Beklemeye devam. Tamam, şimdi şövalye atabilirim. Tersten X ile girmek isteyebilir çünkü şövalyemi elimden çıkardım. Ayva yedik. Evrimli okçular bayağı bir sıkıntıya sokacak beni şimdi. Küçük prensimi de çıkardım, şövalyemi de çıkardım. X sayı atabilir sağlam. Var elim hazır X sayı için. Ama X sayı atmayacaksam bile şu an sallayabilirim. Yuvarı X sayı atsaydı bayağı bir zorlanacaktım. Bu evrimli okçular neymiş ya? Neyse ki önümüzdeki ayda bayağı bir güçsüzleşecek. Güzel. Güzel toparladık. Evet, başardık. 1x'de fazla hasar almadan oynamayı başardık. Şimdi önümüz daha açık. Kısmen daha açık. Ataklarımızı özellikle 3x'de yapmaya çalışacağız. Sola zehir attım. Böylece birazcık da kulesine vurmuş oluyorum. Hemen küçük prensin özelliğini atacağım ama güvenli olmasını bekledim. Şimdi basabilirim. Çok iyi. İşte bu. Aynen, devam. Hadi yaparız. Şimdi mezarlıkta girebiliriz. Evimi şövalyemiz var ve iksir toplayıcısı bana bahane oldu mezarlık atmak için. Zehrim de hazır. Şunlardan bir kurtulalım önce. Zehir atmak zorundayım. Aman aman aman, bayağı bir agresif oynadık ama hakkını verdik. Kuleyi bayağı bir indirdik. Of, çok iyi be. Evet, hadi yatın defansa. Şimdi defansa yatın. Soldan oynayacak arkadaşlar çünkü benle aynı tarafa oynamak istemeyecek. Göreceksiniz zaten, kanıtlayacak laflarımı adamın hamleleri. Soldan ilk sayı bekliyorum. Evet. Oo, yanlış attım şövalyeyi. Of, aman diyeyim. Orada maç giderdi, onu söyleyeyim. Küreselde bir kare bile yanlış atmak maçın gitmesine sebep oluyor. Güzel. Hadi devam. Yapabiliriz. Mezar taşı dikeyim de bari ilk sayı dikemesin. 3 toplayıcı var rakipte. Özellik basacağım mecbur. Ne yapacağı belli olmaz. 4 toplayıcı kurdu. Bu adam sonsuz iksirle oynuyor. Yok artık. Dikkatli olalım. Karşımızda 4 iksir toplayıcılı bir rakip var. Güzel. Aynı tarafa atması benim için bayağı bir iyi oldu ama bunun arkasında bir oyun var. Birazdan da terse basacak muhtemelen. Çok iyi kasırga. Hadi, hayatta kalmalıyız. Beni spam almaya başladı. Hadi. Of, çok iyi be. İyi oyundu. Var ya, böyle kıl payı falan böyle bazen kaçıyordu maç. Bravo diyor ve emoji at. Kendin istedin. Kusura bakma, kendin istedin. Evet, üçüncü maçımıza geçelim. Çok iyi kasıyoruz. Evet, bol şans diyelim ve emojimizi yollayalım. Dünyada 108. başladığımız videoyu bakalım kaçta bitireceğiz. Şu ana kadar iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim. Karşımızdaki adam havan oynuyor. Ve DS'sini size koyarım. Bu eşleşmenin sırrı şu arkadaşlar.
hasar yemiyorsun havandan. Ya diyeceksin Semih, sen de hep aynı şeyi anlatıyorsun. Hasar yemeyeceksin, bir ikisi sonra saldıracaksın. Arkadaşlar, mezarlığın mantığı da budur zaten. Neden biliyor musunuz? Mezarlık pahalı bir atak kartı ve bir ikisi atmanız sadece rakibin kart toparlamasına sebebiyet verebilir, sonra yakalanıyorsunuz. Bu arada şu roketini kullanmaya karar verdi. Bu adamla aslında ters taraftan oynamam lazım. O yüzden yavru ejderimi desteklemeyeceğim. Gideceğim, tersten oynayacağım. Çünkü tersten oynarsam arkadan kart toparlayabilirim. Diğer taraftan atarsam roket atar kartlarıma. Bu mantık anlamak önemli. Yavru ejder vurdu ama umurumda değil. Ben ters tarafı oynamak istiyorum. Ama minyonlar olduğu için rakipte henüz mezarlık atmıyoruz. Evet, küçük prensi öldürmekte şu an fayda var. Havan gelebilir. Orayı mecbur şövalye bırakacağız. Evet, küçük prensi burada kullanmak istemiyorum çünkü sonraki evrimli havan olacak ve beni orada yakalayabilir. Ciddi hasar yedik. Mezarlık atmak istiyorum ama hızlı bir şekilde küçük prensini çevirebilir. Evet, ne yazık ki bayağı bir kötü başladık. Zaten benim stratejim şuydu biliyorsunuz, hasar yemeden ilerlemek ama yediğimiz için eşleşmeye uygun değiliz şu anda. Mezarlık atıp zehir atalım, minyonlar atacak çünkü. Güzel. Bir de özelliği basalım. Vur. Olsun, birazcık indirmiş olduk kulesini. Evrimli havan geliyor, o yüzden mezar taşımızı şöyle kuralım. Sağ tarafı evrimli şövalye. Çok hasar yedik. Daha çok yemeyelim. Adam da biliyor bir ikisi de beni zorlaması gerektiğini. Bu yüzden de sürekli havanlar attı fark ettiyseniz. Çok iyi oynadı. Çevirmeye çalışacağız ama. Garip bir roket. Şövalyem ölmedi bile. Böyle hatalar yapabilirse iyi olur. Bir yerde yakalayabiliriz. Evet, tersten oynuyorum bilerek. Anti havan mezar taşı pozisyonu. Minyonlar atacak diye şövalye attım. Bravo. Daha çok hasar yemeyelim. Zaten roket döndürecek bir yerden sonra. Havanın önüne minyonlar atacak. Onu bekliyorum. Soldan yavru ejderle bir atak yapmamız lazım. Onu bir türlü kuramadık. Ama şimdi deneyeceğim. Geliyor. Atağımız hayırlı olsun. Elinde küçük prens yok. Tersen çok iksir kullandı. Minyonlar için kasırga. Geliyor. Aa, çok iyi oynadı. Ama vuruyoruz. Güzel. 3000'e kadar indirdik. Güzel kasırga. Şimdi doğruya doğru. Yiğidi öldür hakkını yeme. Havanın hakkını verdi. Diğer maçlarda biz çok iyiydik. Bu maçta tam istediğim strateji yaptırmadı bana. Ve çok başarılı oynadı. Ama olsun, hala bitmedi maç. Bir yerde yakalasak. Aha, mezarlık üstüne mezarlık. Roket attı. Yakalar mıyız diyeceğim ama defansı gerçekten kuvvetli. Adam da iyi oynadı. Evet arkadaşlar, 2 maç yendik, 1 maç kaybettik. Son maçı yenelim ve bu videoda bakalım kaçıncı olacağız. Evet, bol şans diyelim. Küçük prensi arkadan bırakalım. Çünkü iksir avantajımız oldu oklar attığı için. Bu adam mezarlık oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, doğru. Tamam, stratejimiz şu şekilde. Size anlatayım. Ana kulemizi açarsak bu maç bizde. Nasıl açacağız peki? Goblinleri ana kuleme çekebilirim. Sonra rakibin mezarlığını kendi ana kuleme çekebilirim. Kasırgam düşük level olduğu için bunu yapabiliyorum. Evet, stratejimiz bunlar. Güzel bir zehir pozisyonu orada. Kaç iksiri yiyoruz? 8 iksiri birazcık toparlamış oluyoruz. Tabii adamın kazandığı iksirler de bayağı bir var orada. Güzel bir takas elde ettik. Şimdi ben rakibe bir tuzak kurmak istiyorum. Tuzağım şu şekilde olacak. Eğer barbar vali atarsam goblin atacak. Goblin atarsa ana kuleme çekeceğim.
Ve bunu yemezse cidden zekidir. Hadi bakalım. Yem attım, yiyecek misin? Evet, yem attım, yemedi. Bu adam biliyor oynamayı. Gerçi bu kupada şu an dünyada hani sezon sonunda, son gününde dünyada yüzde oynuyoruz. Bir zahmet dünyanın en iyi oyuncuları olsun. Özellik basacağım çünkü şövalyesini kullandı. Güzel. Goblin kullanmıyor, ısrarla goblinle attım. Aa, şimdi attı ama o goblinler ana kuleye çekilmez. Bilerek öldürdü goblinlerini. Şimdi elinde goblinler yokken saldırmak istiyorum ama soldaki küçük prensin ölmesini bekleyeceğim. Özellik basarsa aynı anda ayvayı yeriz. Evet, önce zehir atsın diye önce mezarlığı bıraktım, sonra yavru ejder. Baya bir hasar yiyecek gibi. Goblinleri çevirdi, ana kulemizi açabiliriz. Hadi. Hadi. Yapılır mı? Çok ayrıldı ama goblinler. Yok, yemedi bak. Buzruğu attı önüne, kendini garanti altına aldı. Evet, 1x'i garip kapattık. Çok memnun olmadığım ama memnun olmak istediğim bir eşleşme. Ana kulemizi açarsak çok mutlu olurum. Küçük prensi soldan canı çok olan kulemin arkasından attım. Güzel, zehir kullandığına göre mezar taşını dikebilirim. Felaket kulesi olduğu için tanklarımı da eritiyor. Bayağı bir bana büyü yedirtti. Biz ona zehir yedirtelim. Solda mezarlık atarsa ana kulemi açmak istiyorum. Hadi. Ah, çekemedik. Ama adam da ben çekemeyim diye mezarlığını öne doğru atıyor. Bu da çok ince bir strateji. Felaket kulesi biraz sağda kalmış, o yüzden iyice köşeden yavru ejder bırakıp özellik basalım. Aha, goblinler çıktı, mezarlık atabilirim. Vurmak çok zor ya. Yine mezar taşı dikmeye devam. Hadi yapabiliriz. Şu valiyle bir öldürmek istiyorum küçük prensi. Aha, ana kuleyi açar mıyız? Bir daha deneyeceğim. Ah, tam açıyordu. Kendi kasırgam bana zarar veriyormuş gibi hissediyorum. Ama adam da iyi bir noktaya atıyor. Küçük prensin özelliğini kullanırız diye önce attım. Şimdi özellik geldi. Kart spamlamaya başladım. Felaket kulesi elinden çıktı çünkü. Şu küçük prensi tersi alalım. Daha çok uğraşmak istemiyorum ondan. Hadi. Yavru ejder kulede. Bravo yavru ejder. Ama hala gerideyiz. Sadece biraz kendimizi toparlamış olduk. Mezarlık at da kartlarımı toparlayayım. Aa, hakikaten attı. Bayağı bir hasar yedik ama kartlarımızın biriktiğini söyleyebilirim. Erken bir mezarlık. Zehir de geliyor çünkü goblin atmak zorunda. Şöyle bir kasırga. Vurun. Çok vuramıyoruz. Çok heyecanlı bir maç şu anda. Aa, yine çok yanlış bir mezarlık. Nasıl atıyor bu mezarlıklarını? Sadece kart toparlamama sebep oluyor. Hadi köprü spamı başlıyoruz. Öyle bir darlayacağım ki mezarlık atamayacak. Spama devam. Şu küçük prensten kurtulmamız lazım. Yeni mezarlık. Goblin atacak. Vur. İşte bu. Çok yakın, çok heyecanlı bir maçtı. Ve çok güzel hakkını verdik bugün kupanın. Bakalım maç geçmişine. Şimdi baktığımızda Crazy Hulk maçı gerçekten çok iyiydi ve bayağı bir iyi yenmiştik onu. Venom maçı bayağı bir kırpayı yenmiştik. Sonrasında Aron maçı cidden istediğimizi yapamadık ama son maçta da hakkını verdik. Ve bugün dünyada baktığımızda 84. ile çıkmışız. Sezon sonu için bayağı bir iyi. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Başka videoda saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.